Merhaba arkadaşlar, bu akşam sizlere ödev 4'ün kodlarını göstermeye çalışacağım. Aynı zamanda genel olarak sizlerden gelen bazı soruların da cevaplarını vermeye çalışacağım. Burada formül üzerine 3 tane silindir koyduk ve buradaki renklere göre formumuzu renklendirip kaydettik. Programı tekrar açtığımız zaman da aynı şekilde açılıyordu. Bunu nasıl yaptığımızı bir göstereyim. Öncelikle arkadaşlar şurada bakın A1, A2 ve A3'e kaydediyorum dikkat ederseniz. Bu farklı bir yere de kaydedebilirdim. Buraya bakın şurada adres çubuğunda formül çubuğunda gözüküyor buradaki aldığı değer. Hemen şöyle göstereyim. Şu butona çift tıklıyorum. Tıkladığım zaman ana form nokta show demişim arkadaşlar. Şurada ana formum var. Buraya iki tane buton yerleştirdim. Renk değiştir ve programı kapat. Programı kapatın içine girdiğim zaman unload me dedim. Programı kapattım bu şekilde. Renk değiştire tıkladığım zaman da frm ayarlar nokta show. Yani şu ayarları aç dedim. Şimdi burada 3 tane slider yerleştirdim. Slider'ı da arkadaşlar şuradaki butondan üzerine çektim gördüğünüz gibi. Şunun ismini bu slider 1 ismini değiştirmedim. Bunun slider 2, bu da slider 3. Bunların min ve max değerlerini şurada dikkat ederseniz arkadaşlar maksimum 255, minimum değeri de 0 olarak ayarladım. RGB komutu red, green, blue dediğimiz 3 tane ana rengin karışımından oluşan bir renk tanımlıyoruz. Minimum değeri 0, maksimum değeri 255 olmak üzere. Her üçünü de bu şekilde ayarladım gördüğünüz gibi. Maksimum 255 olarak. Şu an şunun içine çift tıkladım. Burada arkadaşlar slider click olayına aslında slider change de yapabilirdik. Click olayında da aynı şey oluyor. Fark etmiyor. Burada yazdım ana form nokta back color ana formun. Yani orada herhangi bir hata olmaması için şu kodu yazdım. On error resume next diye. Ana form back color eşittir. RGB, red, kırmızı, yeşil ve mavi renkler. Parantez içinde slider 1'in aldığı değer, virgül, slider 2'nin aldığı değer, virgül, slider 3'ün aldığı değer. Bu kodun aynısını arkadaşlar şunun içine de yapıştırdım. Şuraya da aynı şekilde yapıştırdım. Değişen hiçbir şey yok. Ve şunun içine de yine bu kodu yapıştırdım. Son olarak da form ilk aktif olduğu zaman slider 1'in değeri sheet ana sayfadaki range A1'in değerinden al dedim. Ondan sonra slider 2'yi de yine ana sayfadaki A2'den, slider 3'ün değerini de ana sayfadaki A3'ten al dedim. Bu şekilde aktifleştirdim. Şimdi burada kaydet olayında ne yapmışız? Renk ayarla diye bir prosedür tanımladım buraya. Renk ayarla şurada gördüğünüz gibi. Ana formun back color'ı eşittir. Yine RGB slider 1 nokta value, slider 2 value, slider 3 nokta value. Aslında buna hiç gerek yok. Zaten ayarlanmış durumdadır. Bu satır boş bence. Sadece şunu yaptım. Ana sayfadaki sheet ana sayfanın A1 hücresine slider 1'in değerini al. A2 hücresine slider 2'nin değeri, A3 hücresine de slider 3'ün değerini al. Sonra formu kapat ve mesaj ver kaydedildi diye. Bütün kod bu arkadaşlar. Böyle tıkladığım zaman gördüğünüz gibi renk değiştir. Buradaki herhangi bir rengi ayarladıktan sonra kaydet diyorum ve kaydoldu. Bakın kapatıp açtığım zaman da aynı şekilde gözüküyor. Aslında kaydolduğu şey şu. Buradaki verileri şuraya atıyor. Şu A1, A2, A3'e atıyor. Tekrar açtığım zaman da oradan okuduğu için sanki kaydedilmiş gibi bir görüntü, yani bir durum ortaya çıkıyor. Durum bu. Kısacası biraz hile kullandık burada. Programların çoğunda da bu yola başvuruluyor arkadaşlar. Şimdi bunu gösterdikten sonra şimdi bazı arkadaşlarımız biz işte formumuzun üzerine şunları getiriyoruz. Şuradaki komponentleri getiriyoruz. İşte object hatası falan veriyor. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim size, eğer örneğin şunu herhangi bir komut buradaki butonlarda herhangi birini getirip şuradaki custom özellikler menüsüne tıkladığınız zaman eğer şurayı açmada bir hata alıyorsanız
Bunun sebebi arkadaşlar ofisinizden kaynaklanıyor. Ofisin, ben bunu birkaç dersimde söyledim. Ben tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi şöyle yazayım. Şöyle yazı biraz büyüteyim. Arkadaşlar bakın bunu tekrardan söylüyorum. Lütfen buna dikkat edin. Şimdi mesela ben Office 2013 kullanıyorum. 13'ün 32 bit. Aynı şekilde Office 2013'ün 64 biti de var arkadaşlar. 64 bit. Office 2016 var 32 bit. Office 2016'nın 64 biti var. Office 365'in Office 365'in 32 bit versiyonu var piyasada. Yine Office 365'in 64 bit versiyonu var. Son olarak arkadaşlar Office 2019. Office 2019'un artı 32 bit 64 bit olayı yok arkadaşlar. Office 2019'un 32-64 biti beraber, yani bir tümleştirilmiş diyebiliriz. Yani kısacası Office 2019'da 32 bit ve bit ve 64 bit olayı ortadan kaldırılmış. Yok artık arkadaşlar. Şimdi bunların arasındaki fark nedir? Ben daha önceki derste de yine dediğim gibi 32 bitte 2 GB boyutunda dosya kaydedebilirsiniz. Dosya ile çalışabilirsiniz. 2 GB'lık dosyaya dosyaları destekliyor. Şu arkadaşlar 2 GB'dan büyük dosyaları destekliyor. 2 GB ve dahası diyelim. Aynı şekilde bu da öyle arkadaşlar. Yani 32 bit veya 64 bit kullanmanızın bir dezavantajı yok. Yani ben bugüne kadar bir 2 GB'lık bir dosyayı çalışmadım. En maksimum bir 750 GB'lık 750 MB'lık dosyayla çalıştım şimdiye kadar diyebilirim. Aradaki fark bu. Şimdi eğer ofisiniz 32 bitse ve şu komponentleri kullanmakta sıkıntı yaşıyorsanız yapmanız gereken şey şu. Google'i açacaksınız. Buraya MSJohnCT2OCX indireceksiniz arkadaşlar. Şuradaki siteden burayı indir diyeceksiniz. Ben robot değilim diyeceksiniz. Şuradakini indireceksiniz. Şöyle inmediyse bakın indi arkadaşlar bu dosya. Bu bir. Ben bunu bir yere alayım. Masa üstüne alayım mesela. Şu dosyayı dışarı çıkarın. Ondan sonra şunu bir arayın. MSSTK PRPDLL arkadaşlar. Şu dosyayı indirin. Şöyle nerede var? Şurada. İndir. İki sene içinde başlayacak indirme. Tamam. Evet, şu iki dosyayı indireceksiniz. Ben şöyle bir eklentiler diye bir klasör açayım. Şu iki dosyayı indirdiniz. Şimdi bakacaksınız arkadaşlar, Windows'unuz, işletim sisteminiz 64 bit mi 32 bit? Bakın mesela benimki 64 bit. Şöyle bir yazayım. 1 msjohnct2.ocx indirilecek. İndirin diyeyim. Şöyle ismi tam olarak o mudur? Kopyalayayım. Yapıştırdım. İkinci adım olarak ve diyeyim. Ve şunu indirin.
Tamam, bunları indirdiniz. 2 Windows işletim sisteminiz 64 bit ise bu iki dosyayı C iki dosyayı şöyle C Windows SS WoW 64'ün içine yapıştır. Şöyle 3 diyelim. İşte Windows işletim sistemimiz 32 bit ise bu iki dosyayı sistem 32 içine. Sistem 32 içine yapıştır. Tamam, bunu da yaptık. 4 ara menüsünden menüsünü açıp CMD yazdım. Komut isteminin üzerinde sağ tuşa basın. Yönetici olarak çalıştır değil. Tıklayın. Tıklayın. Yani şunu diyorum. Yani buralara yapıştırdınız bu iki dosyayı. Şu iki dosyayı seçtiniz. Kopyala dediniz. İşletim sistemimiz 64 bit idi. C'nin içerisinde Windows'un içerisine SS WoW'un içerisine sağ tuş yapıştır deyin arkadaşlar. Yapıştır dedikten sonra ara menüsünü açıp CMD yazın. Yani şu ara menüsünü açın. CMD yazın. Burada sağ tuş yönetici olarak çalıştır deyin. Aynen bunu söyledim. Üzerine sağ tuş yönetici olarak çalıştır tıklayın. Ondan sonra arkadaşlar şöyle karşınıza şöyle bir şey gelecek. C Windows Sistem 32. Sistem 32 gelecek. Tamam. Şimdi burada işletim sisteminiz 64 bit ise C'de nokta nokta yazın. Enter'e basın. Deneyelim. C'de nokta nokta enter. Bakın şu şekilde olacak. Şöyle olacak. Sonra yine CD boşluk SYS 64 yazın. 64 yazıp enter'e basın. Şöyle olacak arkadaşlar. Şöyle SYS 64 olacak. Buraya regsvr yakınlaştırayım. Regsvr 32.exe boşluk. Şu dosya adını yazın. İlk baştaki şu dosyayı yazın arkadaşlar. Şunu yazın. Ve enter. Tamam. Buraya register edildi diye bir mesaj alacaksınız. Sonra buraya numara verelim mi? 5 bunu yaptık. Buraya kadar geldik. Tamam. Sonra regsvr bir de şunu yazacaksınız. Şunu. Şunu yazın ve enter'a basın arkadaşlar. Yine register edildi diye bir mesaj alacaksınız. Evet. Ondan sonra arkadaşlar
Exit yazıp çıkacaksınız. En sağlıklısı arkadaşlar son olarak bilgisayarınızı yeniden başlat. Şimdi eğer 32 bit ise eğer işletim sisteminiz Windows 32 bit ise şuradan itibaren bakın şurada CD nokta nokta yazmayacaksınız. Şuradan itibaren 5. adımda şuraya yazayım 5. adımda CD nokta nokta yazmadan ne yapacaksınız? Zaten karşınıza direkt şurası gelecektir. Yazmadan şunu yazacaksınız arkadaşlar. Şunu yazacaksınız. Enter. Diğer bir adımda ise şunu yazacaksınız. Ve olay bitecek. Bakın arkadaşlar şu 5. adıma kadar yani şuraya kadar ortak 5. adımda eğer Windows'unuz 64 bit ise şuradan itibaren şuraya kadar devam edeceksiniz ve işlem tamamlanacak. Eğer 32 bit ise 5. adımda şu şeyi gördükten sonra şu C Windows Sistem 32 gördükten sonra sadece şu iki komutu uygulayacaksınız ve exit deyip çıkacaksınız. Exit ile çıkıp bilgisayarı yeniden başlat. Bu kadar. Evet, bunu bu şekilde yazdım. Ben bunu da videonun altına yazacağım arkadaşlar. Bir de arkadaşlarımızın ne tür sıkıntıları vardı? Yani bu şekilde fazla videoyu uzatmak istemiyorum. Bir sonraki derste arkadaşlar diğer sorunlarınızı da açıklamaya çalışacağım. Umarım memnun kalmışsınızdır, faydalanmışsınızdır. Hepinize başarılar diliyorum. Ve tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Pes etmek yok, sıkılmak yok. Küçük küçük programlarla yol almaya bakın. Hemen önünüze kocaman bir projeyle işin içine girmeyin. Küçük küçük program, çünkü büyük programlarla başlarsanız belli bir yerde tıkanırsınız. Yeterli destek göremezseniz, yardım göremezseniz, internette de çözüm sağlayamazsanız tıkanıp kalırsınız. Bu işten de soğursunuz ve bütün emekleriniz boşa gidecektir. Çok küçük bir şey yapın. Mesela deyin ki ben bugün adını, soyadını kaydedecek bir şey yapacağım. Bir form açın, iki tane text box koyun, adı, soyadı, kaydet. Adı, soyadını girip kaydete basınca sayfaya açsın, atsın, formu temizlesin. Bir daha kaydedince onu bir altına kaydı atsın. Bu şekilde bugünkü işiniz bu. Ertesi gün deyin ki ben sayfadaki kaydı forma çekeceğim. Orada bir nevi arama işlemi yapacağım. Onu yapın. Başka bir sonraki gün deyin ki ben bu kaydı silmeyi yapacağım. Onu yapın. Başka bir gün deyin ki bu seferde örneğin adı, soyadı mesela bir satış formu açın örneğin ya da stok ürünü sayfası ekleyin. Yani bu şekilde adım adım yavaş yavaş ilerlemeye bakın. İnanın işin içine girdikten sonra belli bir süre sonra işin o kadar da karmaşık olmadığını fark edeceksiniz. Yeni başlayanlar için çok yani kapkaranlık bir oda gibi düşünün. Yeni başlayanlar için hani karanlık bir odaya girersiniz ama odada kaldıkça yavaş 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 ortam aydınlanır. İnsanın göz bebekleri büyüyor, oda aydınlanıyor. Yavaş yavaş odadaki şeyleri görmeye başlıyorsunuz. Aynen o mantıkla yani işin içine yani siz eğer yürürseniz, devam ederseniz sabırla yavaş yavaş her şeyi, bütün taşların yerine oturduğunu, o işi aslında o kadar da korkulacak zor bir şey de olmadığını fark edeceksiniz. Benim size önerim de buydu. Onun dışında arkadaşlar başka ne diyebilirim, ne ekleyebilirim? Biraz şikayet gibi anlaşılmasın ama hani belki dersiniz ya bir 4
3000 4000 tane aboneniz vardır, siz bu kadar sitem ediyorsunuz. Yani milyonlarca abonesi olan insanlar da bu kadar sitem etmedi diyebilirsin, düşünebilirsiniz. Ama gerçekten bazen böyle içimden ders anlatmaya gelmiyor yani. Bakıyorum yani verdiğimiz emeğin karşılığını da alamıyoruz. Yani bir yorum bekliyoruz. Beğendiyseniz beğenebilirsiniz, beğenmediyseniz beğenmedik deyin. Biraz biz de ilgi alaka bekliyoruz işin doğrusu. Durum bu arkadaşlar. Hepinize hayırlı geceler diliyorum.